2009 yılında Türkiye'nin ilk yeni medya bölümü olarak kuruldu. Dünyada şu anda iletişim alanında olmakta olan gelişmeleri takip eden ilk bölüm. Hatta bizden sonra da bu isimde yeni bölümler açıldı ve açılmaya devam etmekte. Bölümümüz disiplinler arası çalışır. Yani kendinden önce var olmaya da devam eden eski medya tipi bölümlerin, halkla ilişkiler, reklamcılık, sinema, televizyon ve iletişim tasarımının dijitalleşmiş ve mobil hale gelmiş halidir. Yani günümüzde cep telefonları ve bilgisayar ve internet teknolojilerinin getirdiği yeni mecraları en iyi şekilde anlayan bölümdür. Mezunlarımız daha 5 yıl önce olmayan yeni mecralarda faaliyet gösteriyorlar. Bunun içinde internet ve mobil pazarlama, sosyal medya uzmanlığından tutun, inovasyon çalışmalarında yani yeni aplikasyonları icat edecek fikir insanları olarak şu anda iş buldular. Yeni medya herkesin çok böyle dışarıda, sokakta bildiği gibi sosyal medya değil aslında. Yeni tür mecra ya da eski mecralarında bildiğimiz, yani video, televizyon, gazetecilik, her alandaki geçen yüzyıldan bu zamana aktarılan ve bu yüzyılda dijital medya ile birlikte çoğalan çoklu mecraların üzerinden üretilen yeni bir tür bilgi biçimi. Bu bilgi biçimi gündelik hayata, sosyolojiye, siyasete, kültüre, ekolojiye, teknolojiye her alana hitap ediyor. Bu nedenle çok interdisipliner ve geniş bir alan ve aynı zamanda gündelik hayatımızda şu anda ve ileri dönük üretim, bilgi, akademik bilgi üretimi açısından çok acil bir alan. Öncelikle klasik anlamda bir meslek eğitimi, mesela gazetecilik gibi bir meslek eğitiminden bahsetmiyoruz. Daha çok medya içeriğini bu yeni teknolojilerin getirdiği değişim ve dönüşüm sonucunda doğru analiz edebilen, kritik ve analitik lenslerle okuyabilen ve bu teknoloji değişimler, dönüşümler bağlamında medya içeriğini yeniden okumayı aslında hedefleyen bir eğitim programımız var. Şu anda dil mezunlarımız, birinci, ikinci sınıf öğrencilerimiz, hatta üçüncü sınıf öğrencilerimiz bile part-time çalışıyor ya da işte belli firmalarda staj yapıyorlar. Bunun da nedeni şu anda geleneksel medya sektöründe iş hacmi daralırken giderek yeni medya alanında, internet alanında, mobil alanda ciddi bir istihdam açığı var. Bunu hatta karşılamak için sadece yeni medya bölümü değil, Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizdeki çeşitli örgün programlarla, sertifika programlarıyla bu açığı desteklemeye çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de 40 milyon internet abonesi, aşağı yukarı 60 küsur milyon da cep telefonu abonesi var. Bunların ciddi içerik ihtiyacı var, ciddi iletişim ihtiyacı var. Bütün bunları karşılamak için yeni medya bölümünden mezunların hepsi her alanda değişik şekillerde hizmet vermek durumundalar ve bu alanda da ciddi bir talep var. Sektörle işbirlikleri şu anda sektörün büyük oyuncularıyla, örneğin Turkcell, Vodafone gibi yeni medya oyuncularıyla ciddi işbirliklerimiz var. Onlarla özellikle işte lisans ya da yüksek lisans öğrencilerimizin orada staj yapması artı işte yüksek lisans tezlerinde onların ihtiyacı olan endüstriyel ya da işte sektöre ilişkin bir takım araştırmaya yönelik sorunları çözmek amacıyla çeşitli işbirlikleri yapıyoruz. Örneğin geçen yıl Turkcell Akademi ile yaptığımız bir işbirliği sonucunda Türkiye'nin ilk tablet araştırmasını yaptık ve tablet kullanıcılarının genel Türkiye'deki davranış karakteristiğini ve bunun reklamcılığa etkisini araştırdık. Bu araştırmayı Turkcell kendi alanında da kendi ihtiyacına yönelik olarak da kullandı. Bazı anlaşmalarımız zaten var. Bazıları da hocaların, kendimizin kişisel ilişkilerimiz üzerinden öğrencilere yol açmaya çalışıyoruz. Şu anda Amsterdam New Media, yeni medya bölümü var ve önümüzdeki aylarda anlaşma, sözleşme imzalayacağız karşılıklı. İyi bir, çok iyi bir ve ilk bölümlerden biri yeni medya anlamında. Bunun dışında ben şahsen Orta Doğu ve Asya'ya çok önem veriyorum. Öğrencilerin sadece Avrupa gibi
her zaman bize gösterilen bir coğrafya değil, tam farklı coğrafyalara da gidip orada değişim yapmaları, farklı üniversitelerde, farklı coğrafyalarda bulunmasını, toplumsal gerçeklikleri görmelerini ben tercih ediyorum. Bu nedenle mümkün olduğu kadar Asya'daki üniversitelerle de ortak, örneğin şu anda Taipei'de bir yeni medya bölümü var. Bizim bölümümüzde çok birliktelik gösteriyor. O bölümle gelecekte nasıl beraber neler yapabiliriz ona bakıyoruz.